Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle TYT'nin temel konularından ses olayları üzerine bir çalışma gerçekleştireceğiz. Konuları tahtaya böldüm. Birinci bölümde ünlü düşmesi, ünlü türemesi, ünsüz yumuşaması ve ünsüz benzeşmesi konularını ele alacağız. Diğer konumuz ise bir sonraki videomuzda karşınıza gelecektir. Biz önce ünlü düşmesi yani hece düşmesiyle konuya giriş yapmak istiyorum. Arkadaşlar ünlü düşmesi Türkçe'de hece düşmesi olarak da biliniyor. Hemen bakalım açıklamasına. Son hecesinde dar ünlü bulunan yani bunlar ı, i, u, ü sözcüklere ünlü ile başlayan bir eklemse son hecedeki dar ünlü düşüyor arkadaşlar. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Hemen bakalım örneklerimize. Alın sözcüğüne, alın biliyorsunuz organımız, alın sözcüğüne ı eki geldiğinde alınır şeklinde yani ortadaki ı sesi bir düşüme uğruyor. Burun sözcüğüne u eki getirildiğinde yine aynı şekilde burnu diye bir kullanım var ve ortadaki yine u'yu düşme uğradığını görmektesiniz. Kıvırmak fiiline yani fiildir. Kıvırmak fiiline ın eki geldiğinde kıvırım şeklinde yani ortadaki v ile r arasındaki ı'nın düştüğünü görmektesiniz. İleri sözcüğüne l eki getirildiğinde aynı şekilde ortadaki i'nin r ile r arasındaki i'nin düştüğünü göreceksiniz. Ayırmak fiiline yine ı eki getirildiğinde y ile r arasındaki o ı'nın yine düşüme uğradığını görmektesiniz. Arkadaşlar ikinci başlığımız ise ünlü türemesi konusu. Ünlü türemesi genellikle Türkçe'de kullanılan ve küçültme eki anlamında kullanılan cik ekinin sözcüklere getirilmesiyle oluşan bir ses olayı. Hemen matematik örneklerine az sözcüğüne cik eki getirildiğinde azcık demeyiz de azıcık deriz. Oradaki ünlü türemesini ı olarak görmektesiniz. Yine aynı şekilde bir sözcüğüne bircik eki getirildiğinde bircik şeklinde ortadaki i'nin türeme uğradığını görmektesiniz. Aynı şekilde genç sözcüğüne cik eki getirildiğinde genç cik değil de gencik oradaki e'nin türediğini görüyorsunuz. Dar sözcüğüne aynı ek getirildiğinde darcık değil de daracık şeklinde oradaki a'nın da türemeye uğradığını görmektesiniz. Değerli arkadaşlar, TYT'nin en temel konularından ikisi aslında yumuşama ve benzeşme konularıdır. Aslında soruların en çoğunun geldiği yerde ses bilgisinden burası arkadaşlar. Peki ünsüz yumuşaması nasıl gerçekleşir? Ünsüz yumuşaması P, Ş, T, K ile biten bir sözcüğü ünlü bir ek almasıyla yani şurada hemen örnekle görüyorsunuz. Sözcük çorap yani P ile bitmiş. Sert bir sözcükle sert bir sesle bitmiş. Ama gelenek I ile başladığı için orada bir B, C, D, G değişimi gerçekleşmiş oluyor. Çorabın değil de çorabın şeklinde yani P'nin B'ye döndüğünü görmektesiniz. Yine aynı şekilde ağaç sözcüğüne ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde hemen bakıyoruz ağaç sözcüğü ağacı şeklinde yani Ç'nin C'ye dönüşümünü görmektesiniz. Simit sözcüğüne yani T ile bitmiş ve ünlü ile başlayan bir ek var. Dolayısıyla buradaki TD değişimi gerçekleşir. Simit sözcüğüne simidi şeklinde karşımıza çıkmakta. Aynı şekilde yazlık sözcüğüne K ile bitmiş arkadaşlar ve ünlü ile başlayan bir ek gelmiş. Hemen baktığımızda yazlık, yazlığa şeklinde burada yumuşak T'ye bir dönüş sağlamış. Ünsüz benzeşmesiyle sizin daha çok ilkokulda ve ortaokulda fıstıkçı şahap olarak bildiğiniz sıralaması olan bir kullanım vardı. Hemen bakalım oraya. Sert ünsüzle biten bir sözcüğe yumuşak ünsüzlerle başlayan bir ek gelirse gelen ekteki ses sert ünsüzlere benzemek zorundadır. Yani bir benzeşme girmek zorundadır. Hemen bakalım örneklerimize burada. Bulut sözcüğü bakıyoruz hemen T ile bitmiş arkadaşlar. Gelen ek dam eki yani D ile başlıyor ama sert değil yumuşak olduğu için burada birbirine benzemek zorundadır. Hemen bakalım. Bulut tam olmuş. Bakın TG ikisi de bulut olduğu için burada bir benzeşime uğramış. Çiçek sözcüğüne C eki getirildiğinde hemen bakıyoruz. Bir benzeşme girmek zorundadır. Baktığımızda çiçekçi şeklinde yani K ve Ç'nin benzeşim yaptığını ve Ç'nin burada K'nin ise burada olduğunu hemen görmektesiniz. Görmüştü sözcüğünde görmüştü. Burada yumuşak bir ünsüz var. Hemen baktığımızda Ş ve H'nin benzeşime girmiş olması gerekmektedir. Burada hemen Ş'yi nerede? Şurada. T'yi hemen burada görürsünüz ve T
hızlı bir şarttan dolayı benzeşime girdiklerini görmektesiniz. Arkadaşlar bu dört ses olayından en önemlisi başta da söylediğim gibi ünsüz yumuşaması ve benzeşmesi. Bir sonraki videomuzda ise diğer ses olayları ile karşınızda olmak istiyoruz. Görüşmek üzere.